Arkadaşlar geçen senenin Ağustos ayında, Ağustos'un 15'inde bu kanala ilk videomu attım. Ve o zamandan bu yana yaklaşık 8 aydır haftada 2 video atıyorum ve toplamda kanalda 72 video olmuş. Bu videoların arkadaşlar %95'i falan farmlarla ilgili. Ve bu videoların arkadaşlar çoğunda redstone sistemleri, redstone devreleri kullandım. Ve bunların çoğu da hatta neredeyse hepsi de basitti. Sadece bazıları biraz daha karmaşık sistemlerdi. Ama genel anlamda hepsi kolay sistemlerdi. Buna rağmen yaparken bazı yanlışlık yapan arkadaşlar veya normal yapmalarına rağmen bazı sorunlar çıkan arkadaşlar yorumlarda sistemler çok kolay olmasına rağmen bu sistemlerin işleyişi ile ilgili problemler yaşıyordu ve bana sorular soruyorlardı. Ve ben de bunu fark ettim ki aslında Minecraft'ta Redstone'u bilen kişi sayısı bayağı az. Yani oyunu oynayan çok ama Redstone kısmına fazla dahil değiller. Ben de dolayısıyla bir Redstone rehberi tarzında tadında bir seri çekmek istedim arkadaşlar. Bu seride size bazı sistemleri açıp bunu böyle yaparsınız şeklinde anlatmayacağım. Bu seride Redstone'un mantığını kavramanızı sağlayacak bazı öğretiler sağlamaya çalışacağım. Ve bu sayede de yapmak istediğiniz devreleri veya yaptığınız devrelerde çıkan sorunları kendiniz çözebileceksiniz. Dolayısıyla arkadaşlar Redstone'un mantığını kavrarsak daha hızlı istediklerimizi rahat rahat yapabileceğiz. Evet, ilk olarak bahsedeceğim eşya arkadaşlar Redstone Blue. Arkadaşlar bu Redstone Blue'unu bir elektrik kaynağı olarak düşünebilirsiniz. Örneğin bir redstone bloğu koyduğumda ve yanına bir redstone lambası koyduğumda bu bunu yakacaktır. Redstone lambasının işlevine ve neye yaradığına tam olarak değinmeyeceğim ama şimdilik sadece bir şeylerin elektrik alıp alamadığını veya redstone sinyali alıp alamadığını gösterirken kullanacağım. Ama kısaca bahsedecek olursam redstone sinyali aldığında yanan bir lamba olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Redstone bloğunun arkadaşlar diğer redstone kaynaklarından farkını söyleyeyim öncelikle. Arkadaşlar bir redstone bloğu kendisine dokunan her bloğa redstone sinyali iletir. Örneğin üstüne, altına, yanlarına ve her köşesine, her kenarına bir tane redstone lambası koydum ve gördüğünüz gibi redstone bloğu hepsine sinyal iletiyor. Fakat çaprazına koyduğumda gördüğünüz gibi çaprazındaki bloklar herhangi bir elektrik almıyor arkadaşlar. Sıradaki bahsedeceğimiz eşya arkadaşlar redstone tozu. Arkadaşlar redstone bloğunu bir elektrik kaynağı olarak düşünürsek redstone tozunu da bu elektriği ileten bir kablo olarak düşünebiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle redstone elektriğin kaynağından aldığım elektriği redstone'un kablo olarak düşünürsek buraya kadar ilettim ve gördüğünüz gibi buradaki redstone lambasının yanmasını sağladı. Fakat arkadaşlar redstone tozu yani bu kablomuz da o kadar sınırsız elektrik uzatamıyor. Şöyle göstereyim. Bakın burada ufak bir renk farkı var. Videoda yeterince anlaşılıyor mu bilmiyorum. Ama 15 bloğu geçtiğinde arkadaşlar yani 16. bloktan itibaren redstone arkadaşlar ışığı ve sinyali iletmez. Gördüğünüz gibi burada redstone lambamız yanmıyor ama 15 bloğun hemen sonrakine yani 16. bloğa koyduğuma elektriği sinyali iletiyor arkadaşlar. Size daha net gösterebilmek amacıyla kullanmış olduğum bir texture pack'i arkadaşlar yükledim Minecraft'a hemen. Bakın gördüğünüz gibi bu redstone sinyalinden itibaren bu kullandığım texture pack sağ olsun böyle sayılar olarak gösteriyor. Şu an 0 yazıyor ama ortasına bir yere veya kenara koyduğumda arkadaşlar elektrik kaynağını. Bakın buradan 15'ten itibaren saymaya başlıyor. Burada 1. Buraya kadar hala elektriği iletebiliyor. Fakat 0 olduğunda gördüğünüz gibi arkadaşlar elektriği iletemiyor. İsterseniz bu arada bu texture pack'inde nasıl yüklenebileceğini videosunu çekebilirim arkadaşlar. Çünkü bu texture pack'i ayarlarını yapıyorsunuz. Direkt indirip de yüklediğiniz bir texture pack değil. Bunun birçok çeşidi var, ayarı var. O yüzden isterseniz arkadaşlar yorumlarda belirtin. Bunun da videosunu çekeyim. Arkadaşlar bu arada bu redstone sinyalini uzatmanın da belli bir başlı yolları var. Fakat onu şimdi değil biraz sonra veya belki de bir sonraki videoda anlatacağım. Şu an bu videoda redstone'un üzerine devam etmek istiyorum. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde 15 blok uzattı. Fakat ben ortadan bağlarsam ne olur? Gördüğünüz gibi yine 15 saymadı. Yani ben bunu hala her iki kenara doğru 15'er blok uzatabilirim. Yani anlayacağımız arkadaşlar 15 tane redstone tozu değil, sadece bir yöne doğru elektrik kaynağını aldığından itibaren farklı yöne doğru 15 tane iletebiliyor. Yani şöyle bir şey göstereyim size. Bakın buradan buraya doğru uzattım ve gördüğünüz gibi sayı 6'ya kadar düştü. Yani buradan ortalama 9 tane redstone tozu ulaştırdım. Buradan uzatmaya başladığımda bu sayı 5'e düşmeyecek. Gördüğünüz gibi yine 9 tane harcamış oldum ve yine 6'ya kadar düştü.
Şu an her iki tarafa da elektrik verebilirim. Peki, şimdi redstone tozunun ne kadar uzadığını ve uzaması ile ilgili sorunları çözdüysek gelelim redstone tozu arkadaşlar sinyali nerelere veriyor? Bakın arkadaşlar burada bir redstone tozu var. Bunu kaldırdım ve buraya elektriği koydum. Arkadaşlar bu redstone tozu üzerinde bulunduğu bloğu ve onun yanındaki birer bloğu da elektrik iletebiliyor. Gördüğünüz gibi buralara koyarsam buradaki bloklar da elektriği aldı. Bakın buralarda aslında kızıltaş tozu yok. Fakat redstone tozu elektrik verdiği bloğu ve onun çevresindeki birer blok uzaklıktaki diğer blokları elektrik almasını sağlıyor. Fakat tabii ki çapraz yönde değil. Çapraz yöne koyarsam elektrik alamaz. Ayrıca arkadaşlar bakın bunları kaldırıyorum. Burada bir redstone tozu olduğunu düşünürsek ve önündeki bloğa elektrik verdiğini kabul edersek bu bloğun da bir blok çevresindeki blokları sinyal iletiyor arkadaşlar. Arkadaşlar örnek olarak buraya bir tane redstone lambası koyuyorum ve üzerine bir tane redstone tozu koydum. Şimdi arkadaşlar buna bir sinyal verdiğimizde bu redstone altında elektrik verdiği bloğa ve dediğim gibi yine yanlarındaki bloklara o sinyali iletiyor. Yani redstone tozu sinyali ilettiği bloğun bir blok yanındaki bloklara da sinyali iletiyor. Ve tabii ki kenarlarına koyarsam bu kenarlardaki bloklara da sinyali iletecek. Fakat sadece alttaki bloğa ve alttaki blok sinyal aldığı için doğal olarak onun yanındaki bloklara iletmesini de sağlayabiliriz. Buradaki redstone tozuna bir kere sağ tıklarsam gördüğünüz gibi sadece üzerinde bulunduğu bloğa elektrik verdi. Redstone'un işleyişi sebebiyle de üzerindeki bulunduğu bloğa verdiği elektrik onun yanındaki bloklara da iletildi. Ama gördüğünüz gibi redstone çevresindeki diğer bloklara elektrik sinyali vermeye de biliyor. Arkadaşlar sizlere redstone sinyali alan bir bloğun bir blok çevresindeki bloklara da bu sinyali ilettiğini söylemiştim gördüğünüz gibi. Fakat bunun için sinyal alan bloğun redstone'u kullanabiliyor olmasına gerek yok. Örneğin buradaki redstone lambası yerine buraya bir tane toprak koyarsam bu sinyali alan blok etrafındakilere de iletir. Yani bir nevi bu bloğu buradaki redstone bloğuna çevirdiğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki birebir aynı değil. Bu blok bir sinyal almadığı takdirde redstone sinyalini çevresine iletmeyi engelleyecektir. Arkadaşlar anlatmak istediğim bir diğer eşya ise redstone meşalesi. Arkadaşlar oyunda elektrik kaynağı olarak düşünebileceğimiz tek eşya redstone bloğu değil. Redstone bloğu yerine bir tane redstone meşalesi kullanarak aynı böyle elektrik iletmesini sağlayabiliriz. Bakın redstone bloğunu kırdım ve bir meşaleyle tekrar elektriği ilettim. Bunun da arkadaşlar redstone sinyal gücü olarak diğerinden hiçbir farkı yok. Bu da aynı 15 blok uzunluğunda redstone sinyali iletebiliyor. Fakat tabii ki kızıltaş bloğu ile aralarında bazı farklılıklar var. Arkadaşlar size söylemiştim ki kızıltaş bloğu ona değen her bloğa kızıltaş sinyali verir. Gördüğünüz gibi. Fakat kızıltaş meşalesinde işler biraz farklı. Kızıltaş meşalesi bağlı olduğu bloğa elektrik vermez, sinyal vermez. Bakın gördüğünüz gibi yanındaki ve üstündeki bloklara sinyal vermesine rağmen üzerinde bulunduğu bloğa sinyal vermiyor. Bu üzerinde bulunmasından bahsederken arkadaşlar seviye olarak değil bağlı olduğu blok olarak bahsetmeye çalışıyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Bakın alttaki blok yani çevresindeki blok olacağı için ona elektrik verecek. Ama asılı olduğu bloğa elektrik vermeyecek. Gördünüz mü? Yani redstone meşalesi bağlı olduğu bloklar dışarısındaki çevresindeki bütün bloklara redstone sinyalini verir. Sadece arkadaşlar redstone tozu ve redstone meşalesini kullanarak bir redstone kloğu yapabiliriz bile. Redstone kloğun ne olduğunu detaylıca anlatmayacağım. Sadece belirli aralıklarla sinyal veren bir alet olarak düşünebilirsiniz. Bir devre olarak düşünebilirsiniz bunu. Zaten bununla ilgili bir tane detaylıca video çekmiştim. Ona şuradaki i butonunda çıkan videoya giderek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl çalıştığını göstereyim. Mesela arkadaşlar bir tane blok koydum ve bu bloğa bir tane redstone meşalesi bağladım. Şu anda bu blokta elektrik yok arkadaşlar. Önüne bir tane redstone tozu koydum ve buraya bir tane toprak yerleştirdim. Herhangi bir blok olabilir. Kızıltaş bloğu dışında. Arkadaşlar bu şu anda elektrik sinyali, redstone sinyali alan bir blok oldu. Ve buna meşale astığımda arkadaşlar bu elektriği aldığı için bunu nötrledi. Şu anda bu çalışmıyor. Artı artı eksi muhabbeti gibi düşünebilirsiniz. Bunun önüne bir tane redstone tozu daha koyup
Önüne bir blok koyuyorum. Arkadaşlar bu eğer elektrik alıyor olsaydı bu bloğa elektrik verecekti. Fakat bu elektrik almıyor arkadaşlar. Aynısını buraya da yapıyorum. Önüne bir tane daha meşale koydum ve bu kızıltaş tozunu bu şekilde uzattım. Bakın arkadaşlar, bağladığım anda bu buna vereceği elektrikle bunu nötrleyecek. Bu nötrlendiği için sönecek ve bu yanacak. Bu yanınca bu bunu nötrleyecek ve bu nötrlendiği için bu yanacak ve bu döngü halinde devam edecek. Bakın gördünüz mü? Küçük bir redstone kloğum oldu. Bunu eğer bir redstone sinyaline bağlarsam gördüğünüz gibi bu lamba belirli aralıklarla yanıyor. Tabii ki arkadaşlar bu sistemi durdurmak için hemen kenarına bir tane redstone bloğu koyarak sürekli olarak sinyal almasını sağlarsam sistem duracaktır. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Serinin ilk bölüm olması sebebiyle her şeyi detaylı detaylı anlattım ve üzerinden hızlıca geçmedim. Böylece redstone sisteminin en önemli birkaç itemini iyice kavrayabilmiş olacağız. Tabii ki serinin kalan bölümlerinde her şeyi bu kadar detaylıca anlatmayacağım. Kimilerinin üzerinden daha hızlı geçeceğim. Çünkü arkadaşlar redstone sistemlerindeki redstone kategorisindeki bütün itemler bu kadar komplike veya tüm detaylarını öğrenmeniz gerektirecek kadar önemli eşyalar değil. Dolayısıyla serinin bundan sonraki bölümlerinde birkaç item'ı yine üzerinden detaylı detaylı geçerek anlatacağım. Fakat kalan birçok item'ı hızlıca anlatıp geçeceğim. Çünkü çok da kritik item'lar değiller arkadaşlar. Tahminimce serinin 6 veya 7 bölüm uzunluğunda olmasını planlıyorum. Fakat serinin gidişatına göre bunun uzunluğunu veya kısalığını ayarlarız arkadaşlar. Serinin son bölümlerine doğru sistemin tamamen mantığını kavradıktan sonra sizin isteklerinize göre arkadaşlar direkt bazı sistemlerin nasıl yapıldığını da gösterebilirim. İstediğiniz şeylerin yorumlara yazarsanız direkt o sistemlerin, o devrelerin nasıl yapıldığını da anlatabilirim. Ama ilk 6-7 bölüm en azından direkt olarak eşyaların mantığını kavramaya yönelik bölümler olacak. Ondan sonra da eğer isterseniz serinin gidişatına göre uzatıp kısaltabiliriz. Başka videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Düşünceleriniz ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olup zillere basarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.